Dünya atom saatlerinin icat edilmesinden bu yana en kısa gün rekorunu kırdı. 29 Haziran 2022'de gezegenimiz yaklaşık 24 saatlik normal bir dönüşünü 1.59 milisaniye daha hızlı gerçekleştirdi. Oysa biz dünyanın dönüşünün giderek yavaşladığını zannediyorduk. Ne oluyor yani? Dünya bir hızlanıp bir yavaşlıyor mu? Onun gibi bir şey. Dünya yalpalıyor. Üstelik onu düzeltebilmek için bu videoya yapabileceğiniz böyle beğenme, paylaşma, yorum yapma gibi etkileşim benzeri şeyler de yeterli olmaz. Aslına bakarsanız düzeltilebilecek ortada öyle çok olağanüstü bir durum da yok. Sadece bir günün aslında 24 saat olmadığını, bazı dönemlerde farklı hızlarda döndüğünü, o yüzden arada bir günlere saniye bazında ayarlamalar yapıldığını bilsek yeterli. Bu ayarlamalar yapılmazsa işte o zaman işler karışabilir. Dinozorlar zamanında bir yılın 372 gün sürdüğünü biliyor muydunuz? Bir gün 23 saat 31 dakikaymış o zamanlar. Yani dünya çok daha hızlı dönüyormuş. 600 milyon yıl önce ise bir gün sadece 21 saatmiş. 24 saat bana hiç de yetmiyor ya filan diyenler bir daha düşünsünler bence. Gezegenin milyonlarca yıllık tarihini izlediğinizde onun dönüşünün giderek yavaşladığını görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri ay. Gezegenimizle onun yörüngesindeki bu doğal uydu arasında gelgit akıntı kuvvetinden doğan etki. Evet, ayı çok sevsek de onun varlığı maalesef bizim dönüşümüzü yavaşlatıyor. Fakat onun bu yavaşlatma hızı da sabit değil. O da değişiyor çünkü sevgili uydumuz giderek bizden uzaklaşıyor. Yörüngesi her yıl 3-4 santimetre daha öteye gidiyor. Bilim insanları birkaç yıl önce çok ilginç bazı gözlemler yaptılar. Milyonlarca yıldır dönüşü sürekli yavaşlayan dünyanın birdenbire hızlanmaya başladığını fark ettiler. Son 50 yıldaki en kısa günlerden 28 tanesi sadece 2020'de gerçekleşti. Şu grafikteki salınmaya bir bakın. Hepsi de aynı yıl içinde. 19 Temmuz 2020'de bir günün normalden 1.46 milisaniye daha kısa sürdüğünü ölçtüler. Tabii bu bir önceki rekor. Asıl rekor bu yıl kırıldı. Haziran ayının 29. gününde 1.59 milisaniye ile. Bu milisaniye ne kadarlık bir süre derseniz size şunu gösterebilirim. Saat, dakika ve saniyenin hemen yanındaki göstergeyi. Yani bu çok çok kısa bir süre. Daha da aklınızda kalması için göz kırpın şimdi. İşte 29 Haziran günü bir göz kırpması kadar daha kısa sürdü. Bu kadar hassas ölçümleri yapabilmek için 1949'dan bu yana atom saatleri kullanılıyor. Atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen bir saat çeşidi olduğu için bunlar çok hassas veriler elde edilebiliyor. Bu saatlerin 300 milyon yılda en fazla 1 saniyelik hata payı var. İşte normalde giderek yavaşlayan dünyanın dönüş hızının milisaniye bazında bile olsa birdenbire arttığını bu şekilde buluyorlar. Peki birdenbire durup dururken bu dönüş neden böyle birden hızlanmaya başladı? Bu kadar fazla değil tabii, abartıyorum ama araştırmacıların bu konuda kesin bir cevabı da yok. Bazı teorileri var, çok ilginç teoriler. Mesela eriyen buzullar nedeniyle toprağın hareketinden kaynaklanıyor olabilir diyorlar. Dünya kutuplardan biraz basık ve ekvatorda da biraz daha şişkince, daha geniş biliyorsunuz. Normalde kutuplardaki buzullar yer kabuğuna ağırlık yapıyorlar. Ancak maalesef küresel iklim değişikliği nedeniyle bunlar erimeye başladığından gezegenin üstünde ve altında daha az baskı oluşturuyorlar. Bu da kabuğu yukarı doğru hareket ettiriyor ve dünyayı daha yuvarlak hale getiriyor. Bu da gezegenin daha hızlı dönmesini sağlıyor. Ben bunu en çok buz pateni yapanların hareketlerine benzetmeyi seviyorum. Artistik patinajcılar dönerlerken kollarını vücutlarından uzaklaştırdıklarında dönmeleri için daha fazla güç gerekir. Oysa kollarını vücutlarına yaklaştırdıklarında vücut kütlelerinin ağırlık merkezlerine daha yakın olması nedeniyle hızları da artar. Dünyanın şekli ideal yuvarlığa yaklaştıkça kütlesi de merkeze yaklaşmış oluyor ve bu durum tıpkı artistik patinajcılarda olduğu gibi onun dönüş hızını arttırıyor. Bir başka teori ise depremler. Dünyanın kendi kütle kaydırma hareketleri vardır. Örneğin Şubat 2010'da Doğu Pasifik Okyanusu havzasındaki Nazca tektonik plakası hareket ederek Şili'de 8.8 büyüklüğünde çok yıkıcı bir depreme sebep oldu. Bu itme türünde bir depremdi. NASA JPL'de görevli Richard Gross bir itme olayında bir tektonik plaka diğerinin altına kayar ve kütleyi
yukarı veya aşağıya hareket ettirebilir diyor. Nazca plakası Güney Amerika plakasının altına itildiğinde ve dünyanın eksenine doğru hareket ettiğinde fizik yasaları gereği dünyanın dönüşü de hızlandı. İşte benzer şekilde 2004'teki devasa Sumatra depremi de dünyanın kütlesinin dağılımını yeniden düzenleyecek derecede güçlüydü ve onun milisaniyeler bazında daha hızlı dönmesine sebep oldu. Göz açıp kapayına kadar. Daha da ilginç bir araştırmayı paylaşayım şimdi sizlerle. 2017'de yayımlanan bu araştırmada jeologlardan oluşan bir ekip 1900 yılından beri 7.0'ın üzerinde meydana gelen tüm depremleri incelemiş ve çok ilginç bir döngü keşfetmişler. Buldukları şey her 32 yılda bir dünya çapındaki önemli depremlerin sayısında bir artış olduğu. Emin olun en az bizim kadar işte bu araştırmacı ekip de deprem oranındaki bu döngüselliğin temel nedeni konusunda şaşkın. Bu döngünün başka bir şeyle ilişkisi olabilir mi acaba diye bir dizi küresel, tarihsel veri setiyle de karşılaştırmışlar ve güçlü bir korelasyon gösteren bir benzerlik bulmuşlar. Bu korelasyon dünyanın dönüşünün hızlanmasıyla ilgili. Şu grafiğe bir bakın. Siyah çizgi büyüklüğü 7.0'dan yüksek olan depremlerin sayısını, kırmızı çizgi ise dünyanın dönüş hızındaki değişimi gösteriyor. Benzerlik çok ilginç değil mi? Elimizde iki tür gözlem var. Dünyanın dönüşü milyonlarca yıldır düzenli olarak yavaşlıyor, fakat bazı yıllarda milisaniyeler bazında bile olsa hızlanıyor. Peki bu önemli mi? Dinozorlar zamanında pek değildi ama içinde yaşadığımız bu 2000'li yıllarda çok çok önemli ve biraz da tartışmalı. Öğrenci arkadaşları ilgilendiren kısa bir aradan sonra neden önemli olduğunu anlatacağım. Bu videonun sponsoru Puan Eğitim. Sınav eğitim kurumlarının online eğitim platformu olan puaneğitim.com, dijital eğitim öğretimde de Türkiye'nin lideri olma misyonuyla kurulmuş. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin en az zaman kaybıyla ve en verimli şekilde çalışabilmesi için dijital ve analog yöntemleri buluşturan bir sistem hazırlanmış. Türkiye'nin herhangi bir yerinden katılabileceğiniz bu platformda dersleri internet üzerinden canlı olarak takip ediyorsunuz ve seçeceğiniz programa göre bir yıl içinde 700 saate varan canlı dersler düzenliyorlar. Dersi kaçıranlar bunların video kayıtlarını ya da stüdyoda hazırlanan konu anlatım videolarını sınava kadar sınırsız bir şekilde izleyebiliyor. Bir öğrencinin sınav yılında ihtiyaç duyabileceği konu anlatımı, soru bankası, yaprak test ve denemelerden oluşan 52 parça sınava hazırlık seti de öğrencilerin evine gönderiliyor. Öğrenciler çözemedikleri soruların çözümünü isteyebiliyor. Sınav Koçum rehberlik sistemiyle gerektiğinde birebir görüntülü olarak destek veriliyor. Veli bilgilendirme sistemiyle de her ay gelişim raporları paylaşılıyor. Deneme sınavlarının sonucuna göre oluşturulan kişiye özel soru kitapları, özel ders imkanları, seminerler, sürpriz ÖSYM taktikleri dersleri gibi daha pek çok özelliğe sahip olan puan eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi ve Baris 15 koduyla %15 indirimli eğitim almak için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz dünyanın güneşin etrafındaki bir turuna bir yıl diyoruz. 365 gün. Den biraz daha uzun olduğu için her 4 yılda bir Şubat ayına bir gün ekliyoruz. 2024'te Şubat 29 gün sürecek. Çünkü 2024 artık yıl olarak belirlenmiş. İşte dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının değişimi nedeniyle artık saniye uygulaması da yapılıyor. 1972'den bu yana tam 27 saniye eklendi. Dünyanın dönüş hızı videonun başında sözünü ettiğim iklimsel ve jeolojik olaylara göre değişebildiğinden bu artık saniyeler de düzensiz aralıklı ve önceden pek de tahmin edilemez durumda. Uluslararası Dünya Dönüş ve Referans Sistemleri Servisi. Evet, böyle bir kurum gerçekten de var. IRS tarafından genellikle yaklaşık 6 ay kadar önce karar veriliyor buna. Bu tabloda görebileceğiniz gibi bazı yıllar hiç ekleme yapılmamış, bazı yıllarda ise 1 değil 2 saniye birden eklenmiş. Bu milisaniyeler ya da böyle birkaç yılda bir eklenen artık saniyeler o kadar da önemli mi? Evet, önemli. Özellikle uzak mesafe deniz taşımacılığında ya da genel olarak GPS kullanan navigasyon cihazlarında hatalı bildirimler oluşabiliyor. Fakat bunun tam tersi de söz konusu. Bazı yazılımlar bu artık saniye kavramına pek de dikkat etmeden tasarlandığı için inanılmaz büyük yanlışlıklar meydana gelebiliyor. Teorik değil bakın, 2015'te Twitter, Instagram, Pinterest, Netflix gibi bazı platformlarda tam da bu sebeple kesintiler yaşandı. Bazı havayolu şirketleri ve borsalarda bu durumdan etkileniyor. Dolayısıyla tıpkı yaz saati, kış saati uygulamasında olduğu gibi bu artık saniye uygulamasında da
Devam edip etmeme konusunda kafa karışıklıkları ve tartışmalar hala sürüyor. 2023'te düzenlenecek bir konferansta artık bir karara bağlanması bekleniyor. İnsanlar uzaya bazı nesneleri, cihazları, araçları fırlatmaya başladığında günün uzunluğu sorusu daha da önemli bir hale geldi. Gezegenler arası uzay uçuşlarının yapılmaya başlandığı ilk günlerde mühendisler dünyanın dönüşünün sabit olmadığını biliyorlardı ama öyle olduğunu varsaydılar, ancak izleme ölçümleri bu varsayımla bir türlü örtüşmedi. Sonradan dünyanın dönüşünün değiştiğini de hesaba kattıklarındaysa çok daha iyi, çok daha net sonuçlar aldılar. Mars'a doğrudan bir rover'ı indirebilmek istediğinizde dünyanın dönüşündeki belirsizlikler çok önemli sorunlara yol açabilir. Çünkü aramızdaki bu milyonlarca kilometrelik mesafe nedeniyle gün uzunluğundaki böyle küçücük milisaniyelik, göz açıp kapayıncaya kadar değişecek bir takım hesaplamalar Mars'a vardığınızda kilometre büyüklüğünde konum hatalarına dönüşebiliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Günler bile net olarak 24 saat değil ama bu size ya bir gün bana yetmiyor, göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor filan gibi bahaneleri vermesin. Çünkü her şey değişiyor. Dönüşler bile. Belki de işin güzelliği burada. Belki de dünyanın bize değil, bizim dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor.